X2 eksi iyonunun katman sayısı 3 ve son yörüngesindeki elektron sayısı 8'dir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi şöyle yapalım. Katman sayısı 3, 1, 2, 3. Dolayısıyla bu katmanlar dolmuş demektir. Son yörüngesindeki elektron sayısı 8 ise durum budur. Yani X2 eksi iyonunda arkadaşlar şöyle yapalım burada da. Toplam kaç elektron vardır? 18 elektron vardır. Kaç proton var demektir? Bu 16 proton var. Kütle numarası da 32. Dolayısıyla nötron sayısı da 16'dır. Peki buna göre X atomunun izotopu olan bir atomun elektron sayısı 16'dır. Şimdi X'in izotopu olan bir atom düşünelim. Ama X atomu için konuşuyorum. İyon için değil. X atomu bu durumda. İzotop ne demekti? Proton sayısı aynı, nötron sayısı farklı. Proton sayısı 16 ama nötron sayısı burada arkadaşlar örneğin 15. Dolayısıyla ikisi de atom olduğu için elektron sayıları birbirleriyle aynı olacak. Tanımsal bir durumdur. X atomunun proton sayısı diğer izotop olan atomun proton sayısıyla aynı olmalı. İkisi de atom olduğu için nötr olduğundan protonlar da elektronlara eşittir. Bu nedenle elektron sayısı 16'dır, doğrudur. X atomunun elektriksel iletkenliği yüksektir. Şimdi X atomu arkadaşlar proton sayısı 16 olduğuna göre 2, 8, 6. Yani bir ametaldir. Son yörüngede 6 elektron var. 6A grubundadır. Ve ametal olduğu için elektriksel iletkenliği düşüktür arkadaşlar. X2 eksi iyonunun nötron sayısı proton sayısına eşittir. Gördüğünüz gibi nötron sayısı 16 çıkmıştı. Proton da 16, birbirine eşit. Cevabımız bu durumda D seçeneğidir. Yukarıdaki periyodik tabloda verilen X, Y, Z ve T elementleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Y ve Z oda koşullarında katıdır. Şimdi şöyle yapalım. Y arkadaşlar metal. Metal olduğu için oda koşullarında katıdır. Z de burada metaldir yine. Z de oda koşullarında katıdır. Metaller oda koşullarında katıdır. Doğrudur. T'nin son katmanında 8 elektron bulunur. Soy gazı arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da doğru bir ifadedir. X ve Y kendi aralarında bileşik oluşturamazlar. X ve Y, X ametal arkadaşlar, Y ise metaldir. Dolayısıyla aralarında bileşik oluşturabilirler. Bu yanlış bir ifade. Y ve T aynı yatay sırada yer alır. Bakalım, Y ve T aynı yatay sırada yer almıyor arkadaşlar. Aynı yatay sırada yer alıyor. Bakın Y burada, T burada, aynı yatay sıradalar. Doğrudur. Z toprak alkali, toprak metalidir, özür dilerim. Şunu bir hatırlayalım. 1A grubunda ne diyorduk biz? Alkali metal diyorduk. 2A grubu toprak alkali metalleri oluyordu. Aradaki B gruplarına geçiş metalleri diyorduk. Geçiş metalleri şöyle biraz aşağı alayım. Geçiş metalleri. Burası arkadaşlar toprak metalleriydi. Toprak metalleri. 4A grubu karbon grubu, 5A grubu azot grubu, 6A grubuna kalkojenler deniyordu. Kalkojen. 7A grubu halojen. Ve 8A grubunda soy gaz ya da diğer adıyla asal gazlar grubu. Dolayısıyla Z toprak metalidir arkadaşlar. Çünkü toprak metalleri grubundadır. Bu da doğrudur. Cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdaki bazı maddeler ve yoğun fazla tanecikler arası etkileşim türleri verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi çinko arkadaşlar metaldir biliyoruz. Dolayısıyla metaller arasındaki etkileşim türü de metalik bağ olmalıdır. Bu doğrudur. Şimdi burada hidrojen bağı diyor. Hidrojen bağı için iki şart vardı. Bir, hidrojen molekülün içerisinde F, O veya N elementlerinden birine kimyasal bağla bağlı olmalıydı. Yani hidrojen molekülün içerisinde oksijene, azota veya flora herhangi birine kimyasal bağla bağlı olduktan sonra dışarıdan eğer F, O, N elementlerinden biriyle etkileşirse İşte bu bağın adı arkadaşlar hidrojen bağı olur. Burada bakın hidrojen karbona bağlı. FONE'den birine bağlı değil. Dolayısıyla bu yapı hidrojen bağı oluşturamaz. Polar bir molekül olduğu için kendi arasındaki fiziksel etkileşim dipol dipol olur. Ama hidrojen bağı olmaz çünkü hidrojen içeriden karbona bağlı. FONE'den birine bağlı değil. Apolar bir molekül olduğu için tanecikler arası etkileşim arkadaşlar bunun London kuvvetleridir. Doğrudur. Potasyum iyodür iyonik bağlı bir bileşik. Dolayısıyla iyonik bağ olacak. Dihidrojen monosülfür de arkadaşlar polar bir moleküldür. Hatta şöyle de hatırlatayım ben bunu. Dolayısıyla tanecikler arası etkileşimde ne olacaktır? Dipol dipol olacaktır. Yukarıdakilerden hangileri atmosferin özelliklerindendir?
özellikleridir. Yaşam için gerekli gazları bulundurur. Evet, atmosferde arkadaşlar yaşam için gerekli gazlar vardır. Dünya ile birlikte dönmesi sürtünmeden kaynaklanacak yanmayı engeller. Bu da gene doğrudur. Atmosferin bu şekilde dünya ile aynı şekilde yani bir dönme hareket yapması sürtünmeyi engeller. Bu nedenle de yüksek ısının çıkmasını yani yanmanın meydana gelmesini engellemiş olur. Işığı ve sesi geçirir. Belli bir düzeye kadar geçirir arkadaşlar ışığı ve sesi. Biliyorsunuz güneşten gelen ışığı da ne yapar? Belli bir kısmını absorbe eder, geri kalanını dünyaya verir. Seste de aynı durum vardır. O yüzden ışığı ve sesi geçirir ama belli bir düzeyde geçirir. Unutmayın cevabımız E seçeneği olur. Yukarıdaki kapta 150 ml su içerisinde 62.5 ml etil alkol çözünüyor. Hazırlanan çözelti kütlece yüzde kaç su içerir? Şimdi biz gördüğünüz gibi suyu da hacimsel olarak biliyoruz. Alkolü de hacimsel olarak biliyoruz. Ama biz ne yapmışız? Çözeltide kütlece yüzde kaç su olduğunu sormuşuz. Dolayısıyla suyun da etil alkolün de kütlelerini bulmalıyım. Bunu da şuradan yapacağım. D eşittir M bölü V'dir arkadaşlar. İlk önce isterseniz suyu bulalım. Suyun öz kütlesi 1. Kütlesini arıyorum. Hacmi de 150 ml. Dolayısıyla kütlesi ne olacaktır? 150 gram olacaktır. Bu su için. Bir de alkole bakalım. D eşittir M bölü V'den. Alkolün öz kütlesi 0.8. Kütlesi M. Hacmi de arkadaşlar ne burada? 62.5 ml. Peki çarpalım. Şöyle yapalım. 0.8 çarpı 62.5. 8 kere 5 40. Elde var 4. 16 4 daha 20. Elde var 2. 48 2 daha arkadaşlar 50. Peki kaç sıfır gidecek? 1 sıfır buradan, 1 sıfır buradan gidecek. Dikkat ederseniz 2 sıfır atarsanız 50. Yani aslında kaç gram çıkıyormuş? 50 gram çıkıyormuş elimizdeki alkol. Bu durumda çözeltme kütlesi ne olur? 150 gram su ile 50 gram alkol birleşti ve 200 gramlık bir çözelti oluştu. Bu çözeltinin yüzde kaçı su diye sorduk. Gördüğünüz gibi yarısı yarısı. Yani ne gelecektir? 75. %75'i sudur kütlece. Deterjan ile ilgili ifadelerden hangileri yanlıştır? Hayvansal yağlardan elde edilirler. Hayvansal yağlardan elde edilen temizlik maddesi sabundur arkadaşlar. Deterjan değil. Deterjan petrol türevidir. Bu yanlıştır. Doğada kolay parçalanmaz deterjan. Çevre kirliliğine de neden olur. Bu doğrudur. O zaman yanlış olanı soruyordu bize. Doğada kolay parçalanırlar yanlıştır. Hayvansal yağlardan elde edilirler yanlıştır. Bu nedenle cevabımız C seçeneği çıkar. Yukarıdaki M musluğu açıldıktan sonra pH değişim grafiği şekilde verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar biz şunu bilmeliyiz burada. Hemen aklınızda bu hocam AYT sorusu mu, pH met işte grafiği var falan diye düşünmeyin. Bakın soruyu çözelim. TET bilgileriyle yani TET için gerekli olan bilgilerle çok rahat çözülebilecek bir soru. Biz şunu bilmeliyiz TET için. pH değerimiz 7'den küçükse arkadaşlar bakın dikkat edin grafik pH olarak verilmiş. 7'den küçükse bu bölge ne olacaktı? Asit. Tam bu bölgede ne olacaktı? Nötr. Yukarıdan olacaktı? Baz. Peki. Başlangıçta Y çözeltisi bazik. Hayır asidiktir. Bunu gördük. Y çözeltisine X ekliyoruz bu arada. Eklenen X maddesi asittir. Bakın. Elimdeki Y pH 7'den küçük olduğu için asitti. Biz X ekledikçe pH artıyorsa demek ki yukarıdan eklediğimiz madde ki 7'yi de geçiyor. Demek ki baz olacaktır. Yani X maddesi baz olmalıdır. Şimdi K noktasında H artı iyon sayısı OH iyon sayısına eşittir. Çünkü burada nedir çözelti? Nötrdür. Nötr ne demektir? Hidrojenle OH birbirine eşittir. Bu nedenle cevabımız ne çıkmalı? B seçeneği.